Bu ışık ışınına dikkat edin. Su gibi farklı bir ortama geçtiğinde yönünü değiştirecektir. Yeni ortamın kırılma indisi ne kadar büyük olursa, ışık havadaki yönünü o kadar değiştirecek yani kırılacaktır. Bu Snell yasasından gelir. Kırılma indisi büyüdükçe kırılan ışığın yaptığı açı küçülür ve normal doğrudan daha küçük bir açı elde etmek için ışık ışını başlangıç yönünü daha da fazla değiştirmek zorundadır. Şimdi ilginç bir şey görmek ister misiniz? Buraya görülen tüm dalga boylarıyla beyaz ışık gönderdiğinizde renkler dağılıp birbirinden ayrılır. İşte ışığın bu ayrılmasına dağılma diyoruz. Peki dağılma neden meydana gelir? Dağılmanın meydana gelmesinin sebebi su ve diğer tüm maddelerin kırılma indislerinin ışığın dalga boyunun bir fonksiyonu olmasıdır. Mesela bir fizikçiye suyun kırılma indisi nedir diye sorduğunuzda ya da aynı sorunun cevabını internette arattığınızda ulaşacağınız kaynakların hemen hemen hepsi suyun kırılma indisinin 1,33 olduğunu söyler. Bu kaynakların ya da fizikçilerin asıl demek istediği ise görülen dalga boyları için ışığın kırılma indisinin yaklaşık olarak 1,33 olduğudur. Bu noktada görülen dalga boylarının her birinin sudaki kırılma indisinin biraz farklı olduğunu söylemek istiyorum. Örneğin kırmızı ışığın sudaki kırılma indisi 1,33 iken mavi ışığın ki 1,34'tür. Maddelerin büyük bir çoğunluğu için ışığın dalga boyu ne kadar küçükse kırılma indisi o kadar büyük olur. Bu küçük dalga boyuna sahip ışıkların büyük dalga boyuna sahip ışıklara göre daha fazla kırılacağı anlamına gelir. Görülen ışık için en küçük dalga boyuna sahip mor ışığın su içinde en çok kırılan ışık olmasının sebebi de işte budur. Mavi ışık daha az kırılır. Yeşil biraz daha az, sarı daha da az, turuncu daha da az ve en az kırılan ışıksa kırmızı ışıktır. Sonuç olarak dağılma ve gök kuşağı şekillerinin ortaya çıkmasının hemen hemen tüm maddelerin ışığın dalga boyunun bir fonksiyonu olan kırılma indisi olduğunu ve dalga boyu küçüldükçe ışığın daha fazla kırılacağını unutmayın.